Bir görüntü var Sinan abi. Arda'nın dün Başakşehir-Fenerbahçe maçında penaltı pozisyonu tartışmıştık. Hatta Arda da Sezgin Gelmez'e verdiği röportajda böyle bir şey yok, penaltı değil demişti. Hatta Sinan abi dedi ki dizinden geliyor, çarpıyor, bu penaltı değil dedi. Hakem kimdi dün? Hüseyin Göçek. Evet. Ya ben bugün... bir şey söyleyebilir miyim? Bana çok yazılıyor da. Konya'nın 2-2 iken bana göre penaltı. %100 penaltıdır. Konya'nın pozisyonu penaltıdır. Evet. Maç 3-2'de biterdi orada. Evet. Bakın Konya bugün maçı kazanabilirdi çünkü. Evet. Böyle de objektif, doğru da söyleyelim. Hangisi penaltı? Net. Hangisi %100? Diziyle hocam sen en son. Ama ayakta kaldı. Evet. Ayakta kaldı, evet. Düştü çocuk. Penaltı yok. Hocam darbe var. Hadi bırakın hocam, dar çocuk son dakikaya kadar kaldı hocam. Böyle penaltı yok abi. Penaltı hocam. Kalmasın, ben veririm. Abi, bir de ortaya yapıyorsun. Bir dakika. Penaltı düşmedi. Bak çocuk düşmedi. İnanılmazını ipi. Hocam düşmedi hocam. Bir dakika. Eğer doğru pozisyon, önce pozisyonla siz o tamam işte o hocam o sıfıra hocam, doğru sıfıra ceza almıştı. Gizli yok zaten hocam. Dizine darbe aldı hocam, doğru. Evet, ayakta kaldı ve vurdu topu. Zorladı evet, hocam. Öyle bir penaltı yok. Hocam bakın öyle senin 3 hafta önce Arda'ya yapılan penaltı dediğinden daha sert hareket hayır, yapmış. Hayır öyle bir penaltı yok. Hayır hocam işte. Penaltı. Şöyle, hocam kendini atsa kendini. Atsa penaltı. Yapmadı çocuk. İyi niyetli yapmayın ya. Bunun iyi niyetli ama darbe var. Yapmayın. İyi niyet kötü niyeti. Öyle penaltı yok kardeşim. Öyle penaltıyla Dünya Kupası'nı kaybettin. Öyle bir penaltıyla şampiyonu. Öyle bir penaltı yok. Ayak köküne kadar penaltı abi. Yok abi. Sence Ertem? Bence de penaltı. Ertem konumuza dönelim. Konumuz şu. Konumuz bu. Şu tam ekran bir ekrana gelsin. Tam ekran olarak bir getirelim. Dün Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi ekranın sağ tarafında bana göre Hüseyin Göçek. Arda'nın bu pozisyonda üstteki penaltı Arda'nın yaptığı, eline çarptığı pozisyonu vermedi. Bugün Alanyaspor Erzurumspor maçında görüntü aynı görüntü. Bu defa VAR odasındaki Hüseyin Göçek VAR'dan penaltıyı verdi. Evet. İzah edeyim mi? Edin lütfen hocam. Bugün öğlen saatleri bu maçı seyrediyorum. Alanya güzel maç. Alanya Erzurum. Çok güzel maç. Erzurum burada tuhaf bir sevgi var Erzurum. İki de penaltı kaçırdı Alanya. Erzurum hani istiyorum mücadele ediyorlar şudur budur. Doğu insanı seviyor filan. Yani Erzurum kalsın filan diyorum için için, tamam mı? Halbuki dememem lazım. Kim düşerse düşsün bana ne. Bir penaltı verdi. VAR yardımıyla. Hakem VAR'a gitti penaltı verdi. Ah dedim ki penaltıyı verdi. Dün akşam Arda'nın pozisyonuyla birebir aynı değil ama çok benzer. Birebir aynı değil. Çok benzer. Allah Allah dedim ya. Şimdi bunu nasıl anlatacaksın Erzurumspor takımına? Dün Arda'ya penaltı vermedi Hüseyin Göçek. Bugün maçın hakemi kimdi? Orta hakem. Ben VAR hakemin Hüseyin Göçek olduğunu bilmiyorum. Orta hakem kimdi Alanya maçında? Orta hakem kimdi? Alanya Erzurum. Mete Kalkavan. Mete Kalkavan. Mete dedim. Tamam sen de vermedin. Fakat VAR'a gittin. Penaltıyı verdin. Şimdi ben Erzurum halkına, Erzurum futbolcusuna, Erzurum idarecisine, hocasına. Bunu nasıl açıklayacağım? 24 saat arayla iki maç. Peki hocam. Ha o maçta o penaltıyla hocam, sonuç alınmadı. Penaltı kaçtı hocam, başka. Hocam sen Erzurum halkına buna nasıl açıklayacağım derken. Evet. Şunu da beklerim senden. Bir de bunu Fenerbahçe halkına nasıl açıklayacaksın? Tabii. Şimdi, bir de Fenerbahçe halkı var. Şimdi şahsi görüşüm. Bizim Fenerbahçe halkına bunu açıklayalım. Şahsi görüşüm. Ne Arda'nın pozisyonu asla penaltı değil. Ne de bugün Erzurumspor aleyhine verilen o Efecan'ın soldaki yani VAR hakemi Hüseyin Göçek yazısının üzerinde Efecan'ın olduğu pozisyonda Erzurumlu'nun eline çarp, o da penaltı değil. Ama şimdi Türk hakemlerine soruyorum. Sabri Çelik'e soruyorum. Hüseyin Göçek'e de sor. Şimdi Hüseyin, ona en son soracağım. Yani Hüseyin, sevgili kardeşim, dün bana göre mükemmele yakın maç yönettin. Bugün sabah kalktın, kahvaltını ettin, VAR hakemliğine geldin. Hangi akılla, hangi zekayla, hangi hakemlik nosyonuyla Mete Kalkavan'ı Alanya Erzurum maçında şu Efecan'la Erzurumsporlu oyuncu arasındaki ilişkide VAR'a çağırdı. VAR'a çağırmak ne demek biliyor musun Hüseyin? Tabii. Görmedi. Vermedi çünkü. Riva'da oturuyorsun. Oyna dedi. Bir dakika. Riva'da oturuyorsun. Mete Kalkavan. Aa bu penaltı bence diyorsun. Mete görmedi diyorsun. Oyna diyorum. Kes diyorsun Mete'ye. Mete bir pozisyona bak bakalım ne var. Bu ne demektir biliyor musun? Şimdi bunun açılımı şudur. Bence bu pozisyon penaltı. Mete sen penaltıyı vermedin. Mete gidiyor VAR'a. Bakıyor. VAR işaretini yapıyor. Penaltıyı veriyor. Şimdi burada Mete hatalısın. İki. Hüseyin Göçek. Bu senin ikinci vukuatın. VAR olayıyla ilgili.
Seni çok seviyorum. Dün akşam da bana göre Fenerbahçe Başakşehir'i mükemmele yakın yönettin ama Türkiye'de var rezilliğinin ikisinin altında da senin imzan var. Niye? O zaman dün niye Arda'nın penaltısını vermedin? Ki değil. Ki değil. Peki bugün niye Mete Kalkavan'ın VAR'a çağırdın? Yani penaltı ver bakalım diye. Nitekim Mete Kalkavan da penaltıyı verdi. Şimdi bunun adı çifte standarttır. Sana kötü niyetlisin diye mi? Dürüst değilsin diye mi? Ama bunun adı çifte standarttır. Hatırlıyor musun Galatasaray Konya maçını? Türkiye'yi yer yerinden oynattın. Kulüpleri birbirinize soktunuz. Bir penaltı uydurdun. Konya lehine dakika 90. Penaltı uydurdun. Olabilir, insanız hatalı verdin. VAR hakemi seni çağırmadı. VAR hakemi de bu rezil penaltıya okey dedi. Ve kulüpler birbirine girdi. Ve Galatasaray'ın 2 puanını yediniz. Şimdi sana Türk milleti adına, Fenerbahçe adına, Erzurum halkı adına, spor severler adına soruyorum Hüseyin. Dün Arda'nın pozisyonunda penaltı vermedin. Doğru mu? Bir. İki, bugün Erzurum Alanya maçında penaltıyı sen verdirttin. Aradan sadece 14 saat. Ne yapması gerekiyordu hocam? Bir dakika, bir tek. Şimdi soruyorum ben bunu. Hocam. Ben bunu MHK'ye de soruyorum. Hocam bak şimdi. Ben güzel söyledim. Şimdi Hüseyin Göçek'im ben. Evet. Bak Hüseyin Göçek'im vereceğiz. Cevap şudur, sana açık net söyleyeyim. Evet. Şimdi bu Hüseyin Göçek kardeşimiz diyecek ki. Evet. Ey Ahmet hocam. Evet. Ey Ahmet Çakar. Şimdi içinden diyor. Şimdi Mobile yüzüme karşı ey Ahmet Çakar. Öyle diyeme. Alırım. Hayır. Ha. Senin yüzüne karşı gelip demedim. Espri senin yapıyorum. Espri yapıyorum. Tabii senin karşısına gelse Ahmet hocam bak o durum şöyle diyecek. Evet. İzlaç o değil. Evet. Şimdi seyrediyorsa programı. Evet. Öyle diyordur. Ey Ahmet hoca. Evet. İkisi aynı mı bu pozisyonların? Bak şimdi ben Hüseyin Göçek'im. Evet. Bu pozisyonları nasıl ikisi aynı zannediyorsun? Şimdi diyecek ki sana savunması şu. Burada Fenerbahçeli oyuncu topa vuruyor. Bu top Arda'nın ayağından sekip Arda'nın eline geliyor. Doğru. Diyecek tabii doğru. Sonra diyecek ki oysa diyecek Alanyalı futbolcu topla sürerken topa dahi vurmuyor. Erzurumlu oyuncu topu uzaklaştırmak için vuruyor. Top Alanyalı'ya çarpıp eline geliyor diyecek. Tamam mı? Savunması bu. Bu onu kurtarmaz, daha da küçültür. Ha şimdi. Daha da bir dakika, daha kötü duruma düşüyoruz. Sebep şu. Eğer bugün verdiği penaltı Alanya'nın penaltısı penaltıysa onun görüşüne göre Arda Turan'ın pozisyonu milyon kere penaltı. Bir kere Arda Turan'ın pozisyonunda şöyle bir şey var. Fenerbahçeli oyuncu topa vuruyor orta yapmak için. Arda Turan'ın istem dışı eline çarpıyor. Evet, ayağından sekerek. Tamam mı? Burada ise burada olay daha masum. Erzurumlu oyuncu kendi 18'den topu ileri orta sahaya uzaklaştırmaya vuruyor. Sence? Hatta bir dakika, ben görüşümü söylüyorum. Anladın mı? Eğer bu ikisi penaltıysa ben diyorum ki bak açık bir dün de söyledim. Fenerbahçelilerin içinde de dün bu penaltıda ikiye bölünenler oldu. Ben de dedim ki bu penaltı değil. Bugünkü de değil. İkisi de penaltı. Yalnız değil. Zaten derdimiz özellikle Fenerbahçelilerin derdi bu. Bize niye böyle bir şey o çifte standart yapılıyor? İkisi de penaltı. Şimdi bak bir şey söylüyorum. Bizim penaltımızı kim vermedi? Hüseyin Göçek. Bu VAR hakemi bugün Hüseyin Göçek olmasa Barış Şimşek olsa mesela, Bülent Yıldırım olsa, biz Fenerbahçeliler diyeceğiz ki kardeşim bize dünkü verilmeyen penaltı evet değildi. Evet. Ama bak o yanlış yaptı, doğru yaptı. Bugün Erzurum yaklar bu hakem yanlış yaptı diyeceğiz, olay kapanacak. Ama Fenerbahçelilere bunu söyletmiyorlar. Çünkü ikisi de aynı adam. Bize hata vermeyen de Hüseyin büyük Göçek. Hata. Değil mi? Bize vermeyen penaltı Hüseyin büyük Göçek. Hata. Bu rezil penaltıyı daha olmayanını veren, verdirmek için hakemi oraya çağıran adam da Hüseyin Göçek. Büyük hata. Dolayısıyla bunun Hüseyin Göçek istediği kadar Ahmet Çakar'a açıklama yapsın. Bunun bir tek açıklaması vardır. Eğer bu pozisyonlarda kararı veren aynı adamsa. Abi bu hakemler. Fenerbahçe kompleksi. Bu hakemler. Fenerbahçe rahatsızlığı vardır Hüseyin Göçek'te. Bu hakemler maalesef. Başka türlü bunu izah edemezsin insanlara. Bu hakemler. Tamam mı? Fenerbahçe'ye penaltı çalmak eli gitmiyor demek. Bu hakemler maalesef. Bak, verebiliyor. Başka açıklama yapamaz. İkna edemez beni. Maalesef bu hakemler korkuyorlar ve sağlıklı kararı veremiyorlar. Baskı hissediyorlar abi. Abi yani, Allah aşkına hocam, Riva'da ağaçlar arasında kimse yok. Hocam değil. Kimse yok. Genelde hocam kahven, çayın. Sonrası geliyor hocam. He? Sonrası. Ne sonrası? Sonrası baskı var hocam. Alanya Erzurum maçının ne baskısı hocam, olur? Hocam var demek ki bir şey ya var ki. Sinancım. Sinancım. Var hocam, bir şey var. Hocam başka bir sebebi yok. Bir dakika. Arda'nın eline çarpan penaltıyı Uluslararası bir Şampiyonlar Ligi'nde versen
Bugün Erzurum sporlu oyuncuya çarpıp da verdiğin penaltıyı bir Şampiyonlar Ligi'nde versen adamı ne yaparlar biliyor musun? Gergef kemiğini oyarlar. Bak Cüneyt Çakır nasıl penaltı verdi? Kimse bir şey ama ikisi de penaltı. Roma maçında doğru. Doğru. Aa, ikisi doğru. De penaltı bırakın. Bak, ne? Bırakın ikisi de penaltı. Hayda. Abi de ikisi de penaltı. Hayda. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Hayda. 77. dakikada Arda'nın kim Mehmet Ekici'ye dizinin altına doğru bir darbesi var. Ayağı kırılsa adamın daha iyi mi olacak? Yok ha? Hocam. Kırmızı kardeşim. Kırmızı 77 1-1 beraber. Sevgili abi doğru mu anladım? Doğru mu anladım? Önce doğru mu anlıyorum? Söyle söyle. Bir. Dün Başakşehir stadında oynanan evet. Arda'nın ayağından çarpıp yarım metrede eline çarpan evet. pozisyonda penaltı. Evet. Bugün Erzurum alay yapacak. Penaltı. Evet. Bir standart getirmedikleri sürece bunların hepsi onu, penaltı. Ya nasıl penaltı? Dalga mı geçiyorsun? Abi sen topu oynadın. Penaltı abicim. Böyleyse elin. Böyleyse. Nerede? Nerede? Şöyle olabilir. Çok açık. Onun da bir dakika dur ya. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Çarpan falan sana. Şaşırdın. Eller açık ya. El çok açık. Eller açık abi. Ayrı ayrı konuşuyoruz anlaşılmıyor. Gökmen abi evet. Eller açık. Bu şey bir standart getirmedikleri sürece bunların hepsi penaltı. Herkes tek tek fikrini söylesin. Yaptı hep bu. Gökmen abi sen ne diyorsun? Penaltı ikisi de. Ben de diyorum ki. Arda kırmızı kart görmesi lazım. Ben de diyorum ki. Bunun bir birken 77'de. Ben penaltı değil diyorum. Mehmet Ekici Arda'nın pozisyonu kart bile değil diyorum. Yavaş bir hareket. Kırıyordu ya. Bak İslam dışı aynı şekilde tekmeline gelen bir hareket. Ben Gökmen abinin tam tersiyim. Tam tersi. Olabilir. Bugün Erzurum maçı da penaltı değil. Aynı şekilde dün aynı şekilde Galatasaray'da Başakşehir Fenerbahçe Arda'nın ikisi de değil. Kırmızı Arda'nın pozisyonu peki, değil. Peki aynı bakın, hakem. Niye daha iyisini söylüyorum. Peki aynı hakem Sinancığım cevap diyebilir misin? Aynı hakem bu penaltıyı Alanya Ligi'ne verirken aynı Hüseyin Göçek. Bakın. Niye Fenerli'ne veremiyor? Herkes. Niye? Şimdi ben Arda'yı seviyorum ediyorum falan diyor. Ama iki hafta önce Arda'nın lehine veren penaltıyı Çakar penaltı diyor. Ben penaltı değil de diyorum. Arda düşüyor kendini. Değil diyorum. Malatya'da penaltı. Bana göre penaltı, değil. Abi, çok değil nazik de. Bir hareket. O penaltıysa bugün Konyalı oyuncu atlamadı diye mi penaltı? Hayır abi darbe var. Konyalı oyuncu. Ben yok bana demedim. Göre ağır penaltı. Dedim. Darbe var. Sert bir darbe var hocam. Sevgili Sinan. Düşürecek olsa düşer de Sinan. O oyuncu düşen önce Türk değil değil mi? Sinan. Yabancı. Bazı penaltılar vardır. Artist olsa uçmuştur. Bak bazı penaltılar vardır. Verdiğim vakit futbol kamuoyunda ve uluslararası alanda derler ki. Hocam bak sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bak bazı penaltılar var. Bunu yaptığın vakit kafan kopar. Moses'un pozisyonu var ya. Hangisi? Arda'nın pozisyonundan daha net. Hangi Moses? Dünkü Moses'un pozisyonu. Evet hatırlayın pozisyonu. Hadi bırakın bu işleri. Evet. Hadi bırakın bu işleri. Yapma hocam. Çocuklar Allah aşkına arkadaşlar. Futbol şeyler, işi ne diyorsunuz? Hocam penaltı demiyor Moses'un pozisyonu. Eğer diyor Arda'nın Malatya'da verilen penaltısı penaltıysa Moses'unki de penaltı diyor. Arda'nınki penaltı %100. Moses'a penaltı veren dün o Ukraynalı oyuncuya hakemliğini yırtarlar. Kurdan şov. Hani kaleye giderken böyle bir omuz koyuyor. Öyle penaltı yapmayın çocuklar. Ya hocam aynısı yapmayın. Ya Sinan. Hayır Sinan. Hepinizi anladım da. Ben, ya hep bunu söylüyorum. Milli takım seviyesinde büyük santrafor Gökmen Özdarak ikisine de penaltı diyor ve Arda'nın ayağı kaldırıyor doğru ama asla şiddeti yok. Şiddeti değil çekiyor ya. Ayağını. Hocam, asla kırmızı olmaz. Arda'nın o pozisyona hakem sarı kart verdi mi? Vermedi. Vermedi. Sarı verilebilir hocam. Verilebilir çünkü ama. Evet. Ama hocam, bak. Ama hocam, var hakem. Hocam şöyle verilebilir. Sarı verilebilir. Hocam bak ayağını sakındı ve çok sert darbe vurmadı. Tamam kabul ediyorum kırmızı evet. Çok daha zaten. Ya ama daha sert vursan. Daha sert vursa adamın dizinin altından ayağı kırılacak be. Ne anlatıyorsunuz be? Hocam vurmuyor. Hocam ne vurmuyor ya? Var hakemi. İlle kırılması mı lazım hocam? Hocam abi var hakemi. Sarı kart için çağırmaz. Ben de ortada. Hakem bundan tartışıyoruz. Bir standardı yok. Hocam niye biz Gökmen abiyle saygı duymuyoruz görüşüne? Standardı yok ya. Niye bize bir dakika ben bir işini ben Gökmen abinin görüşüne katılmıyorum ama olabilir. Sen olabilir ama sen hiç saygı duymuyorsun hocam ya. Yok futbol oynamış bir adam nasıl böyle der diye. Niye? Gökmen abinin penaltı tarifinde Gökmen abi diyor ki nereden sekerse seksin. Evet. Eğer bir metre yakın da olsa diyor. Evet. Bir futbolcunun eli doğal beni gösterir misin? Bir futbolcunun eli böyle olamaz diyor. Arda'nın değil böyle. Buna ben cevap verebilir miyim? Öyle diyor. Cevap verebilir miyim? Gökmen abi, Gökmen abi böyle de bak. Soru, böyle de böyle de. Bak. Ha şöyle olabilir, şöyle olabilir. Arkasını döner buradan gelip buna, buna cevap verebilir miyim müsaade ederseniz? Tabii buyur canım. Buyur. Öyle diyor. Gerçek santrafor kim? Böyle Gökmen abi mi? Ahmet Çakar mı? Ahmet Çakar. Hayır. Santrafor kim? Korvet kim? Konuşulur mu? Sorulur mu ya? Gökmen kim? Abi. Gökmen abi. Evet. Hakem kim? Ahmet Çakar. O zaman onun dediğini biz ciddiye almak zorundayız. Hayır. Şimdi Can ne mi iyi golcü? Burak Yılmaz mı daha iyi golcü diye biliyorsunuz. Soruyu sorduğum zaman Ahmet Hoca'yı ben bir içince bir atarım.
Gökhan abi çıkıyor. Ama bak Ertem bak Ertem bunu bir hakem açık. Peki sen ben bir şey söyleyeceğim. Ne dedik? Ahmet Çakar ne diyordu? Bu hakemlerin hepsi futbol şeyinden gelmesi gerekiyor demiyor muydu? Ben öyle bir şey demedim. Dedim. Ben öyle bir şey demedim. Dedim. Sen de dünya futbolu, şey dedin. Futbolu, bak, ben futbolu anlamak için. Hayır. Bilgiyle konuşuyorum. Ben bilgisiz konuşmam. Örnekle konuş. Dünya üzerinde son 50 yılda dünya çapındaki hakemlerin tümü, evet, tümü non profesyonel futboldan gelme. Colina hayatında top oynamamış. Evet. Efendime söyleyeyim. Cüneyt Çakır hayatında top oynamamış. Belli. Oynar ama yani lisansıya oynamamış. Belli. Marcus Merk aklınıza kim gelir? Marcus Merk iyi hakemdi. Mark Atkinson. Dünyadaki son 50 yıldaki üst düzey dünya çapında, evet, hakemlerin hiçbirisi bir tek Rosetti. 30 sene önce, evet, Palotay diye bir Macar hakem vardı. Macar milli takımının sol bekiydi. Beki, evet. Şu anda öldü. Evet. Yani 30 sene önce dünyanın en iyi hakemiydi. O bir tek sol bek. Onun haricinde 30 kişi 40 kişi dünya üzerinde son 30 yılın zirve hakemleri, Dünya Kupası'nda finalde, evet, adamlar hiçbirisi profesyonel futbolcuydu. Amatör seviye. Başka bir şey getireceğim. Senin santrafor olman, benim hakem olman, benim dediğimin haklı olduğu mana kurallar var. UEFA ve FIFA diyor ki. Ama hocam yakın de mesafeden. Hocam yorum ele çarpan top penaltı olmaz. Hocam burada ben yorum İtalyanca anlatmıyorum. İtalyanca anlatmıyorum ya. Fransızca anlatmıyorum. Si. Diyorum ki si. Böyle kapalı olsa şöyle yaptı, arkayı döndüm böyle oldu. Anladım ya, bu da şöyle olabilir, şöyle olabilir. Kendini koruyabilir, çarpabilir, tamam. Peki Gökmen bir dakika. Ertem Şener'e bizi karıştırdı. Ben de şimdi Ertem Şener'e soru soracağım. Bir bak bizi nereye soktu. Siz dedi hakemsin, hakem değilsiniz. Ahmet Hoca'yı burada diyor. Benim öyle bir ukalalım yok yalnız. Yok ben kendi adıma. Doğru bir yorum. Ertem Şener'e futbol oynamayacağı hakem değil. Ben de Ahmet'e bir mukayese ettim. Ben de senin doğru yorumunu çürütmek istiyorum. Müsaade ediyor musun? Lütfen. Ne demek? Burası değil mi demokratik bir ortam? Buyurun. Eğer senin mantığın doğruysa, Ahmet Çakar hakem olduğu için bizim pozisyonları değerlendirmede bir kanaat söylememiz Ahmet Çakar'ın yanında, evet, birçoğunda kural olarak öyledir. Tıkandığımız ama noktada. Bazı penaltı pozisyonunda ve ikili mücadelelerde biz Ahmet Hoca'dan daha isabetli bir yorum yapabilir. Sana göre ise yapamayız. Gerçek hakem o, biz hakemlik yapmadık. Doğru. Bu mantıkla eğer bu mantığın senin doğruysa, 3 tane burada milli futbolcu, 3 büyüklerde oynamış futbolcu var. Ahmet Çakar da burada teknik analiz yapamaz bir maçın. Bizim yanımızda. Ahmet Hoca teknik analiz yapmıyor. Yapıyor. Hem de bizim vallahi bizden daha. Yok. Seni o konuda da Sinan abiye şöyle söylüyor. Diyor ki sen daha iyi biliyorsun diyor. Bir dakika. Analiz yapmıyor yok, Ahmet Hoca. Yok. Bir şey yok. Yok. Hatta Ahmet Çakar bazı maçları seyrettikten sonra bizden daha yorumluyor. Estağfurullah. Öyle bir iddia yok. Evet, evet. Çocuk. Hayır. Ya. Oyuncunun performansını. Ya Apo bir dakika. Bir dakika. Öyle. Bir dakika. Bu var çıkmadan önce ya. Bırak hepsi hikaye bunların. Gene mi? Var çıkmadan önce geçen sene, ondan sonra geriye doğru git. Hangi hakem ya? Bütün hakem eleştirmenleri gazetelerde yazılar yazıyorlar, kritik yapıyorlar falan. Hangisi ya? 5-6 tane hakem var. Hangisi? 5 tanesi penaltı dedi. Yahut da 5 tanesi gol aynı dedi. Fikir, aynı fikirde birleştiler. Ya yarısı evet öyle diyor, olur. Yarısı hayır diyor. Ama peki madem bu kadar kuralları biliyorsun da neden hakem olarak yarınız evet yarınız hayır diyor? Bunu bana izah etsene abi. İkisi de penaltı, evet, mı değil mi? Hangisi? Az önceki pozisyonu. Arda'nın pozisyonu. Arda ve Alan Yerzurum. İkisi de penaltı mı değil? İkisi de penaltı veren hakem. Kökünün bitti, tamam, konu kapandı. Kökünün evet.